Ölüm, insan denen kutsiyetin bir daha elde edemeyeceği bir noktasıdır. Ölüm, insan denilen kutsi bir varlığın bir daha elde edemeyeceği, olmamış olmayacağı bir noktasıdır. Başka? Ölüm, kafir mümin fark etmeden Allah'lığının onaylandığı andır. Kafir mümin fark etmeden herkes Allah dediği andır. Allah'lığının onaylandığı andır. Kafir mümin fark etmeden. Firavun secde etmişti ya. Evet. Başka? Ölüm kişiliğine, yani yaşıyoruz ya, çeşitli halden hale giriyoruz. Kişiliğine büründüğü andır. Yani hakiki kişiliğine dönüşüm olduğu andır. Hayatının, yaşadığımız hayat sürecinin tamamının andaki cemidir. Mevcudiyetinin vücuduna dönüştüğündür. Mevcudiyetinin vücuduna dönüştüğü bir kavşaktır ve bir daha hiç kimse elde edemeyecektir o noktayı. Bir kere oluyor. Yani çok şer gibi gözükürken en büyük nimetlerden bir tanesi de odur. Çünkü kimin adına, nerede, niçin, makam ve üslubunda ifade ettiği kelama göre değer aldığı için ölümün sonucu Allah ise, Allah'ın rüyetine perdesiz kavuşmak ise bu nimet nedir de nedir ya. Fakat Kur'an'ın tabiriyle kalbimize dünya indiği için ölümden korkuyoruz. Müsaade eder misin abi? Dört tane de şey var, onlar da. Ölüm, ebedi saadetin mukaddimesi mebdeidir. Ölüm, şahsın kurtuluş kapısıdır. Ölüm, kaderin ölçü ve programı ile çizilip kudretin eliyle yapılan azim bir tasarruftur. Ölüm, ruhun serbest, hür ve mutlak kalmasına sebep olmaktır. Ölüm, bu alemi faniden alemi bekaya gitmektir. Çok güzel. Bu senin sorunun değil. Bu düşünen insanın sorunu. Tarih boyu insan en çok kendisini merak etmiş. En çok kendisini ve kitaplar yazmış. Bir sürü şeyler yapılmış. Mesela bugün de buna benzer ben bir şey düşünüyordum. Ama yazmadım. Bir parçasını söyleyeyim. Dikkat ederek. Şimdi Allah'ın celali ve cemali tecellisi var. Onların da temsilcileri var. Allah yarattı. Yani mevcut. Mevcuda ilmi kelamda arka tarafı şey denir, şeyi evvel, şeyi. Onu ortadan kaldıran bir sistem koymuş, onu tan etmiş, kaldırmış, şeytan demiş. Bir de vücut alemlerine. Şimdi ona, bakayım şurada galiba. Dindeki şeyler, aslında fizikte var da farkında değiliz. Mesela bununla alakalı ya, ama bir parça. Varlıkta birbirleriyle çelişen, bak cehennem çelişen, çatışan, mutlaklığa merat çelişip çatışıyor. Sebebi, mutlaklığa meratip kazandıran negatif enerjidir. Allah'ın, şeytan metan yok ya. Onu bir kimliğe büründürdü. Esma ya. Bize de bu kerih dedi, kerih dedik. Zaten öyle bir şey yok. Yani mutlaklığa
muayyenlik değil, meratip giydirmek için o mutlaklığın çelişe ve çatışması için onu meratip kazandıran cemalin karşısında bir celali enerji saldı. Salınım yaptı. Onun bir müvessili olması lazım. Şeytan şeytan etti. Meratiplendirdi. Şeytanın iki sıfatı var. Kemalat-ı insaniye ve makasid-i hayri külliye sebeptir. Bilirsen. Bilmesen şeytan olur. Mesela bununla alakalı ölüm anı. Ölüm, insan denen bir kutsi varlığın ezeli ve ebedi bir daha tatamayacağı, bütün mevcudu yaşadığı anda bütünleştiği noktadır. Yani böyle. Şimdi radyoaktif ışımalar da denir mesela. Dengeyi bozan radyoaktif ışımalar var. Mesela hamile kadın giremez diyor. Şeye, röntgen odasına vesaire gibi. Bunlar ışımaların zarar verici ışımalar deniyor. Ben buradan konuşuyorum. İnsanda burada çelişen ve çatışan bir şey var. İnşallah senin şeyine geleceğim şimdi anladığım kadarıyla. Böyle bir salınım var. Bu salınımları fark edip, farkındalığa gelerek, fark ederse farkındalığı kazanarak, bunlarla kendisini inşa edip ama bu olmayan bir varlık. Kemal, celal, cemal, kemal, insan. Şimdi Allah denilen bir zat-ı kutsi, cemali salınımla, celali bir salınımla seyrediyor. Ama yani bunları birbirine geçiştirdi 29. söz. Karıştırdı, çatıştırdı, çatıştırdı. Sonra bunların anlam kazanıp bunun dışına kalabilecek bir mahluk. Görünümde mahluk olmayan bir varlık, insan. İnsan demeyi bir kavşak. İşte bunlar hep dert edilmiş. Öyle bir iki dakikalık olacak. Bu zaten mevzumuz işte. Enfus mesela nedir işte bu ders? Enfus insan içi dediği zaman karaciğer ve böbrek olmadığını biraz önce anlattığımız işte bakın şeytana bakışa bakın. Şeytan diyor. Yani ya kaldırıyor ya mertebelendiriyor mevcudu. Ama düz okuduğun zaman şeytan tabii. Ama şeytan diyor. Yapısını değiştiriyor. Çatışıyor onunla. Kaldırmak için değil Allah'a. Allah biz böyle konuşacağız da şeytan kaldırmak için ama aslında şeytan pozitif enerjiyle çatışması onu mertebelendirmek içindir. Mesela şöyle diyeyim ben Esma'dan yaratıldım. Beni buradan tutuyor. Ben Esma'yım aslında. Beni burada tutan nedir? Ara boşluğudur. Yani mıknatıs ve demir. Burada tutulmasına tutunabilmiş burada boşluktur. Bizim bu boşluğu şeytan oluşturuyor. Şeytanı kaldırırsanız demir yapışır mıknatıse Esma oluruz. Esma'dan bizi bu mertebede mevcut olarak cilve, cemal, nakış, sanat olarak bizi tutmasına sebeptir yani. Çatışa ve çelişiyor. Şimdi şey midir abi peki? Yani aslında temelde şeytandan ziyade mudil Esma ona. Ha. Tabii onu kastediyor. Arkada yani. Esma, arka. Ama artık bu cemaat-ı nurani bildiği için şeytan dediğim zaman sıfatıdır. Kendisi değil. İblis, hennas. Sıfatıdır. Mudil tabii. Bunu bilmediğin zaman sıkıntı oluyor. Biraz da sıkıntıdan iki cümle şey yapayım.